Evet, bakın bu fotoğraf şu görüntü. Burası. Şu görüntü. Bakın şurada boruları görüyor musunuz? Bakın. Şu denizden alıyorlar. Bak şuradaki borularla. Bak. Büyük borularla. Çok ciddi bir enerji gerekir o suyu oraya basmak. Enerji için. Önemli değil çünkü bunun maddi kaynağını sağlıyorlar. Çok sorun değil. Mesele şu. Bu suyu ne kadar basacaklar? 5 milyon metreküp su basması lazım yani. De bunun için bir şeyler üretiyorlarmış. Efendim? Ama ben öyle okudum. İsrail'de bunun için bir üretim varmış. Bu su basma tekniği. Ne uygulamak için bir üretime geçmişler. Motopomp kullanacak. İşte motopomp işte bakın için de gördüğünüz şu boru hatlarıyla getiriyorlar. Bu. Tünellere basacaklar. Bu tünellere basma işinin tamamın hatta görüntü de var şimdi. Bir de görüntüyü verelim. Bir tane su basma görüntüsü var. Evet. Bunun sebebi ne biliyor musunuz? Bunların sebebinin büyük bir çoğunluğu. Bu mu su basma görüntüsü? Yok bu değil arkadaşlar. Bir tane şey var. Büyük bir suyun geldiği görüntü var ama sizde yoksa bilemeyeceğim ama. Fotoğrafa dönelim o görüntü hazırlıyormuş arkadaşlar birazdan geliyor. Şöyle söyleyeceğim. Amacı ne biliyor musunuz? Bakın savaşın %80'i bazen şeydir psikolojik harekattır. Karşı tarafın moralini aşağı düşürmek, kazanıyor hissiyatını vermek. O hani bir sürü görüntüler paylaşıyorlar. Önemli karargahlara giriyorlar mesela şey Adalet Sarayı'na giriyor. Evet. Bir asker Adalet Sarayı'nda niye fotoğraf verir ki? Ama merkezi bir yerdir. Sahilde denize girme görüntüleri vardı İsrail askerinde. Onu söylüyorum. Evet. Biz çok rahatız. Halay çekme görüntüleri, işte şu görüntüler. Tamamen psikolojik harekatın şeyleri bunlar. Şimdi bunu niye yapıyorsunuz? Bu suyu vererek buraları tamamen su altına bırakabilir misiniz? Bırakamazsınız. Ama Hamas'ın eğer içeride adamları varsa sonuçta siz de insansınız. Kendinizde zaten bir kapalı yerde yaşıyorsunuz. Bir de üstüne su basıldığını düşünüp tedirgin olma şansınız yok mu? Var. Psikolojinizi aşağı doğru çeker mi? Çeker. Her türlü şeyi kullanacaksınız. Her türlü olayı kullanacaksınız. Ben bunun başarı şansının çok az olduğunu düşünüyorum. Ama psikolojik etkisinin çok daha fazla olduğunu Neden başarılı olamayacağını düşünüyorsunuz su basmanın? Şunu biliyor muyuz? Yani o bazı tüneller birbirinden ayrılıyor, kapanıyor, başka geçit. O yüzden mi? Mekanik sebepler. Birçoğunda demir kafesleri gördünüz mü? Bilmiyorum. Demir kafesler var. Yani tünellerin içini gösteren videolar vardı. Vardı. Mesela oradan geçerken demir kapaklar vardı. Aynı gemilerin içine geçerken gibi kapaklar var. O kapağı kapattınız. Suyu orada bloke ettiniz. Peki şöyle söyleyeyim. Bu suyun başka yerlere gidebileceği sızmayacak mı bu su? Yani şey mi? Burası çöl arazisi. Bu su gitmeyecek mi? Devamlı su mu basacaksınız? Yani bütün denizi mi çekeceksiniz oraya? Bütün denizi mi çekeceksiniz? Yani yeraltı sularına karışma ihtimali, gitme ihtimali 500 kilometre bahsediyoruz. Yeraltı sularına tuzlu sunun karışması büyük bir şey ya, facia da getirebilir yani oradaki bölgedeki bütün tarımı falan, ekolojiyi öldürür. Yapmış zaten çevre felaketi olur. Ya insan felaketini umursamayanlar. Çöker binalar. Bir şey söyleyeyim mi? Çevre felaketini umursamıyor. Yok Mete Bey, İsrail'in yani İsrail tarafında yani İsrail olduğunu kabul etmiyorum ben oranın da. Yani İsrail'in işgali altında olan yer var ya Gazze'den bu tarafa doğru. Oradaki tarımı da öldürür. Yani bu yeraltı suları dediğiniz mesele çok yayılgandır. Yani sadece Gazze'nin tarım arazilerini öldürmekle kalmaz. Yani kendi kendisini vurur o. Tabii şimdi, ayrıca bir de programın açılışında da söylemiştim. Hamas'ın elinde olan rehinelerin de aileler, İsrailli aileler, onların da orada ölme ihtimalinden dolayı bu plana tepki gösteriyorlar. Ama İsrail Savunma Bakanı'ydı galiba değil mi? Bu şeylerle ilgili, tünellerle ilgili deniz suyu basmak iyi fikir açıklaması geldi. Onu da yeri gelmişken söyleyeyim. Ya şimdi İsrail Genelkurmay Başkanı yani Herzi Halevi, yeraltı tünellerine deniz suyu basmanın iyi bir fikir olduğunu bence de iyi fikir. Bir onlara göre iyi fikir. Bir yönetim, bir devlet, bir organizasyon, yani bir mücadelenin rutin seyri içerisinde bir türlü başarı sağlayamıyorsa ve böyle zihni sinir projelerle gündem oluşturma mecburiyetinde hissediyorsa kendini geçmiş olsun zaten. Ben size bir şey söyleyeceğim. Motopompla su basacağız. Yani biz Barış Pınar Harekatı'nda kamuoyunu oyalayacak. Evet. Barış Pınar yeni bir yöntem bulduk. Aynen. Evet. Girdiğimiz yerdeki PKK'nın kullandığı tünellerin uzunluğu 120 kilometreydi. Biz Barış Pınar Harekatı yaparken 6 gün sürdü biliyorsun o mücadele
harekat 6 gün sürdü. 120 kilometreydi. Hiç hayatımızda böyle zihni sinir projeler duydunuz mu hiç? Su basalım falan. Gerek yok, su basalım falan değil, başka şeyler. Hiç 120 kilometrenin yeraltı tünelleriyle ilgili siz girmeyle ilgili, çıkmayla ilgili veya başka bir şeyle ilgili hiç konuşma duydunuz mu bizim şeyimizde? 120 kilometreydi. Az bir şey değil, evet. Değil mi? 120 kilometre. Hiç duymadınız değil mi? Duymadık. Siz niye duyuyorsunuz peki burada? Ya bırakmış askerliği, su kanalizasyon idaresi olmaya soyun. Hayır, niye konuşuyorsunuz biliyor musunuz? Vallahi. Bir şeyi başaramazsanız, bir şeyi başaramıyorsanız buna şey aramaya başlarsınız. Bununla ilgili başka şeyleri konuşmaya başlarsınız. Ama sahanın gerçekliği başka. Bu ne görüntü? Haritaya döneceğiz birazdan. Şimdi bu su basma i̇şte bu pompa görüntüleri. Evet, o görüntüleri hazırlamış arkadaşlar. Aha. Bir izleyelim bakalım o zaman. Tünellere su basıldığı iddia edilen görüntüler bunlar. Andaş, dur. Yani bu denizden gelen su, bu görüntüler iddiaya göre Hamas tünellerine, o 500 küsur kilometrelik tünellere buradan deniz suyu basılıyor. Bu cihazı biliyorum. Bu itfaiye teşkilatlarında olur, gelişmiş itfaiye teşkilatlarında. En fazla 10 kilometre öteye kadar belli bir süre su basabilir. Miktarı da belli, o 500 kilometrelik bir şey tünellerini, Hamas tünellerini doldurabilecek bir kapasiteye erişmesi mümkün değil bunun, bu cihazın. Bu ahtapot sistemi derler buna. Yok, şimdi faizciler. Şimdi suyu göreceksin, suyu gösterecekler. Bak şimdi. Ben size bir şey söyleyeyim mi? O kadar güzel bir psikolojik hareket yapmışlar ki. Yalnız evet. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bunlar galiba ibaret. Kanalizasyon sistemine veriyorlar suyu. Öyle tahmin ediyorum. Yani Hamas'ın o askeri tünellerine değil de sanki kanalizasyona basıyorlar gibi bir his var içimde. Tabii bu görüntü nerede çekildi, ne oldu? Biz gelen görüntü. Yok ama yani yapacaklar, yani deneyecekler. Biraz önce su doldurdukları yer var ya. Deneyecekler. Biraz önce suyu doldurdukları yer kanalizasyon ya. Gerçekten bir daha geriye alın ya da ileride mi göreceğiz? Hani suyu bastıkları yer, orası kanalizasyon şebekesi. Bir de Mete Bey az önce bir şey söyledi. O gerçekten çok dikkat çekici. Mesela Türkiye'nin gerçekleştirdiği terör örgütüne yönelik harekatlarda vesaire tarzı şeylerde ne dedi? İşte hani hiç böyle şeyler gördünüz mü? Mesela ne olur? İşte atıyorum günlük bir şey verirse bile işte şu kadar terör unsuru işte yok edilmiştir falan filan diye bir hani bir bilanço olur yani. Onu yapacağız, bunu yapacağız, onu yaptık, bunu yaptık gibi şeylerin de ortada dolanması dünyanın en saçma şeyi değil mi? Yani oraya tünellere su basacaksan bas yani. Niye bunu bu şekilde abuk subuk böyle ve komik görüntülerle yayınlayıp kendini aslında yani küçük düşürüyorsun. O ben bu görüntüleri izlediğim zaman hani şey İsrail askeriyle ancak dalga geçmek istiyorum yani. Çünkü çok kötü gözüken bir şey. Hani profesyonellik dışı bir durum söz konusu değil mi? Sizde de aynı algıyı oluşturmuyor evet, mu? Evet, doğru. Yani şuna baktığınızda hani ne yapıyorsunuz? Ürperiyor musunuz? Ya, tamam, bugün tünellere su basacaklar. Herkes ölecek falan gibi gülüyor bir. Gülüyor herkes de. Gülüyor herkes. Gülüyor herkes, tamam, yarına başka bir proje geliştirecek. Üç gün sonra yeni bir şey icat ettik. Projeleri bitmedi. Yani masumları öldürmekten başka da hiçbir şey yapmıyorlar. Hiçbir yere de varamıyorlar. Kaç şey oldu, gün oldu. Bilmiyorum, çok kötü. Ama kimse de ses çıkarmadıkça evet, devam ediyor.